Selamun aleyküm Afalasra Türkiye ailesi ve kıymetli izleyenlerimiz, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün elimizden geldiği kadar çok önemli, çok kıymetli bilgilerle tekrar karşınızdayım. Normalde ben bugün anten videosu çekmiştim. Yani hazırlamıştım. Anten bozuktu ya da anten sorunluydu ya da anten gevşemişti ya da anten tarafından su kaçırıyordu. Bunu nasıl yapabiliriz? Su kaçırmayı nasıl engelleyebiliriz? Sorusuna cevap vermeyi planlıyorduk. Ama ne yazık ki. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. Gerek kendi grubumuzda olsun, gerek başka gruplarda olsun, birçok yanlış anlaşılan, birçok hatalı söylenen ya da hatta bilerek söylenilen de insanların masraf etmesi için özel çaba gösterilen bir olay vardır. Bunu özellikle video çekmeme rağmen, özellikle göstermeme rağmen, neredeyse bu konuyla alakalı ondan fazla videom olmasına rağmen hala inanmak istemeyenler, hala diretenler ve hala yönetici olup da gruplarda benim çekmiş olduğum videoları yalan, kendi söylediklerin doğru gibi konuşup da ortalıkta velveleye veren Astra G ya da Vectra B ya da Opel kullanıcıların masraf etmesi için çaba gösteren, yani özel bir çaba gösteren insanlar topluluğu var. Bunların hepsini Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey de demek istemiyorum. Konumuzun aslı, konumuzun özeti şudur. Kıymetli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, abilerim, küçüklerim, büyüklerim, hepinize sesleniyorum. Yaşı benden büyük olanlara da sesleniyorum, küçük olanlara da sesleniyorum. Hem kendi tecrübeme dayanarak hem de arabamızda şu an izleyeceğiniz olaylara binaen söylüyorum ki, bakınız, Astra F, Astra G, Vectra A, Vectra B, Corsa B, Combo B, Opel Diva A. Bu saymış olduğum modellerin belli bir yıl aralığı var. O yıl aralığında, yani Astra G'nin kasasıyla aynı zamanda çıkan nesildeki bu saymış olduğum Opel'in arabaları kesinlikle, ama kesinlikle söylüyorum, 92 dereceye geçmez. Şöyle bir olay da var. Astra G Twin Port motor, yani H kasayla aynı olanlar var. Onların durumu apayrı olduğundan dolayı o konuyla alakalı bir şey demiyorum. Elimde bir tane Twin Port motor geçerse Allah'ın izniyle o konuyla ilgili video çekeceğim. Ama şu an elimde olmadığından dolayı çekemiyorum. Ama diğer türlü meseleye bakacak olursak, biraz önceki saymış olduğum modelleri ele alacak olursak, bunların hiçbiri 92 dereceyi geçmez. Geçemez. Arabada antifriz olması şarttır. Altını çizerek söylüyorum. Arabada antifriz olması şarttır. Arabada antifriz olmazsa o araba 100 dereceyi de görür, 300 dereceyi de görür. Sonra contayı da yakar, bloğu da patlatır, her şey olur. Arabada kaliteli bir antifriz olması lazımdır. Arabada kaliteli antifriz olduktan sonra arabayla isterseniz 100 km gidin, isterseniz 100 bin km gidin, o araba 92 dereceyi normal şartlarda geçmez, geçemez. Aynı zamanda arabayla yolculuk yapmak istediğiniz esnada belli bir hız aralığı var. O da yanlış hatırlamıyorsam 80 km ya da 90 km. O kilometrenin üstünde olduğunuz sürece bayır aşağı doğru gitseniz 80 derecenin altına araba inmez. Ama diyelim ki 40'la gidiyorsunuz. Bakınız, 40'la, 30'la gidiyorsunuz. Her yer buz. Yani tehlikeli bir durum var. Bayır aşağı gidiyorsunuz. Böyle bir durumda 80 derecenin altına inebilir. Bu da çok zor. Ama diğer türlü 80'le, 90'la, 100'le gidip de 80 derecenin altına iniyorsa gene bir problem vardır. Başka bir şey değildir. Bu konuyla alakalı çok fazla videomuz var. Ama beni yalancılıkla itham eden ya da grubumuzu menfaatçilikle itham eden ya da başka gruplarda olup da bizim çekmiş olduğumuz videoların hepsini masal, şov yapma gibi anlatan insanlar var. Ben bunlara itiraz ediyorum. Ben bunlara karşıyım. Bizim söylemiş olduğumuz videolar doğru olup da yanlış gibi lanse eden insanlara karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Başka bir şey yok. Zaten şöyle bir şey de anlatayım. Ben ne kadar anlatsam da çoğu insan kendi bildiğini yapıyor. Sonra ne oluyor? Gidiyor conta yakıyor. Ne oluyor? Blok patlatıyor. Giden kendi cebinden gidiyor. Benim cebimden gitmiyor. Ben bilmiş olduğum olayı sizlere anlatıyorum. Başka hiçbir amacım, çıkarım yok. Ama gene de insanlar bildiğini yapıyor. Arada kazanmış olduğumuz bazı insanlar var. Çok kıymetli abilerimiz, çok kıymetli dostlarımız var. Arada kazanıyoruz. Böyle videolar denk geliyor. Arkadaş izliyor. Doğruyu anlıyor. Yapacağı masrafı da aza düşürüyor. Yapacağı işi de doğru yapıyor. Sorunla da ortadan kaldırmış oluyor. O insanların yapmış olduğu dua bize yeterlidir. Ben buna inanıyorum, iman ediyorum. Şimdi asıl olayımıza, asıl meselemize gelelim. Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, abilerim, kardeşlerim, küçüklerim, büyüklerim. Hepinize sesleniyorum. Bakın, beni iyi dinleyin. Ben sizlere birazdan video göstereceğim. O videomuz başladığı esnada ben aynı zamanda konuşacağım. Tamam mı? Aynı zamanda konuşacağım. Hem siz videoyu izleyeceksiniz,
Hem de ben arada konuşacağım. Aşağı yukarı 10-15 dakikalık bir olaydır. Yani bir videodur. İzlemezseniz siz kaybedersiniz. Ben kaybetmem. Ben arabama biner, keyfime bakar, gezer giderim. Ama izlemezseniz başınıza bir olay geldiği zaman keşke nasıl yapabilseydi, keşke birisi yol gösterse de yapsaydık diye kara kara düşünmeyin. Bunu altını çizerek söylüyorum. Şimdi videomuz başlasın. Ben de o arada anlatmaya doğru geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arabamızın yerleşme kabının kapağı açık. İçerisine azıcık bir antifriz ekledim ve bugünün tarihi olan 28 Kasım 2022'yi tarih olarak not ettim ve bir çizgi koydum. O çizgiyi ok ile gösterdim. O seviyenin üstüne kadar, yani o seviyenin olduğu yere kadar antifriz ekledim. Yani azıcık bir antifriz ekledim, başka hiçbir şey eklemedim. Bunu ilerleyen dakikalarda daha net bir şekilde anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde antifrizimiz var ve belli bir seviyemiz vardı. Şimdi beni iyi bir şekilde dinleyin. Görmüş olduğunuz gibi belli bir seviye vardı. Araba çalışır vaziyetteydi. Hala çalışıyordu. Hiçbir şey ellemedik. Araba hala çalışır seviyesindeydi. Ve bu esnada görmüş olduğunuz gibi yukarıdan, şu an görüyorsunuz, yukarıdan bir hortumdan içeri doğru su veriyor. O sıcak su. Genleşme kabına gelen sıcak su. Motordaki sıcak su genleşme kabına doluyor. Genleşme kabındaki ve radyatördeki soğuk su da motora ilave ediliyor. Olay bu kadar. Şu an izlemeye devam ediniz. Dikkat ederseniz dakikalar boyunca aynı seviyede kalmakta. Yani bir taraftan su doluyor, bir taraftan su boşalıyor. Boşalan su motora doğru gidiyor. Yani seviyesini koruyor. Aynı zamanda çok daha dikkat ederseniz ki su genleşme kabının kapağı açık ve antifrizin ısındığını, buharlarının yukarıya doğru çıktığını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Suyun gelmiş olduğu hortumu tekrardan göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bağlantı noktası aşağıya doğru iniyor. Tek bir hortum termostata gidiyor. Termostattan su kabına, su kabından termostata. Başka bir hortum yok. Küçük bir pipa var. O pipodan doğru ilerleye motor bloğunun üstünde, yani külbütör kapağının hemen üstünde, oradan doğru akünün yanından geçiyor. Akünün yanından, bakın salladım, gördünüz, yukarı doğru gidiyor. Oradan da su genleşme kabına. Su genleşme kabına dolan sıcak su aşağıdan iniyor. Nereye? Radyatöre. Radyatördeki soğuk su da motor bloğuna gidiyor. Olay bundan ibaret. Şimdi dikkatinizi biraz daha fazla vermenizi rica ediyorum. Bakınız, hem suyun gelen kuvvetini göreceksiniz hem de fanların durumunu. Görmüş olduğunuz gibi suyun kuvveti arttı. Aynı zamanda su genleşme kabının işaretlemiş olduğumuz yazının da çok üstünde. Biraz önce rakamın yanındayken, yani rakamın biraz üstündeyken, şimdi rakamın çok çok üstüne geçmiş durumdadır. Ve yine altını çizerek söylüyorum ki taşma, sıçrama vesaire yapmıyor. Belli bir seviyeye kadar geliyor. Ondan sonra aşağıdan boşalıyor. Aynı zamanda içerisine baktığınız zaman köpükçüklerin olduğunu görebilirsiniz. Bu normal bir olaydır. Bakınız, motor fanı ve radyatör fanına baktığınız zaman kuvvetli bir şekilde döndüğünü görebiliyorsunuz. Hem öndeki hem de arkadaki fan rahat, sağlıklı bir şekilde dönerek görevini yapıyor. Bu dönen fanlarımız sayesinde radyatördeki su soğuyor, oradan bloğa rahat bir şekilde akmasını sağlıyor. Arabamıza baktığımız zaman şu anki sıcaklığın tam 90 ya da bilemediğiniz 89 derecede olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Radyatördeki soğukluk elde edildikten sonra fanların durduğunu da çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hem öndeki hem de arkadaki rahat bir şekilde durmuş, başka bir işlem yapmıyor. Aynı şekilde motor bloğunda yeterli derecede soğuk su olduğundan dolayı termostatın piposundan doğru su genleşme kabına doğru gelen bir su yoktu ve çok daha fazla dikkat etmenizi isterim ki biraz önce tarihin çok çok üzerindeyken şimdi tarihin altına, okun başına doğru inmişti. Yani bizim çizgimizin biraz üstüne gelmişti. Bakınız, görmüş olduğunuz gibi çizginin üstüne gelmişti. Buradan sonra yapmamız gereken şudur. Su genleşme kabının kapağını kapatıyoruz ve belli bir işaret var. O işareti çamurluğa doğru yönlendiriyoruz. Daha fazla sıkarsak kapak görevini yapamaz. Daha az sıkarsak kapak gene görevini yapamaz. O yüzden olması gereken yer burasıdır. Görmüş olduğunuz gibi arabamız hala çalışıyor. Herhangi bir sorun gözükmemek.
Ve bu konuyla alakalı iki tane soruyu daha cevaplayacağım. Dikkatli bir şekilde izlemeye devam edin. Aynı zamanda arabanın içerisine geldiğimiz zaman da sıcaklığın aynı derecelerde olduğunu görebiliriz. Yani ihtiyaç dahilinde araba ısındığında içerideki soğuk su motor bloğuna gelir ve motor soğur. Bu da bize hararet göstergesinde çok bariz bir şekilde gösterilir. Kıymetli dostlarım, iki tane meseleyi söyleyeceğimi söyledim. Şimdi onları anlatmaya doğru güzel bir şekilde geçeyim. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ben arabaya antifriz ekledim. Normalde eklememem gerekiyordu. Eklemeyecektim. Ama bu video çekeceğimden dolayı ekledim. Ekledikten sonra belli bir yazı yazdım. Belli bir işaret koydum. Aynı zamanda bir ok koydum ki nerede, nasıl, ne olduğu belli olsun diye. Oraya bir çizgi, üstüne bir ok, üstüne de bir yazı yazdım. Bitirdim. Ve videoyu kayda başladım. Bu esnada arabamızın içerisinde, bakınız arabamızın içerisinde kalorifer peteğinde, radyatöründe, motor bloğunda, termostatında ve hortumlarda olan bütün sular, bakınız olan bütün mevcut bütün sular araba çalıştıktan sonra ne yaptı? Olması gereken, gelmesi gereken yerlere doğru gelmeye başladı. Ve bu gelme işlemi esnasında benim koymuş olduğum seviyenin çok çok üstüne çıktı. Ve dahasında araba termostat açtıktan sonra içerideki su sıcaktı, soğudu. Radyatördeki soğuk su artık motor bloğuna doğru gitmeye başladığında benim işaret seviyemin azıcık üstüne doğru geldi. Bu da ikinci meseleden dolayıdır. Şimdi olay şöyledir. Kısa özet anlayabileceğiniz bir şekilde anlatmam gerekiyor ki anlayasınız. Normalde ben arabaya antifriz eklemeseydim benim işaretlemiş olduğum alana doğru o su gelecekti. Yani hani araba kapağı açık bir şekilde döndü, fanlarını açtı, görevini yaptı ya, içerideki suyu soğuttu vesaire. Eğer ben antifriz eklemeseydim oraya doğru gelecekti. Yani işaretli bölgeye doğru gelecekti. Yani olması gereken olay buydu. Ama antifriz ekledim. Yani fazla olan su olduğundan dolayı işaretin çok üstüne çıktı. Normalde gelmesi gereken su orada yokmuş gibi gözüküyor. Tamam mı? Bakıyorsunuz ki su yok. Su eksikti. Halbuki arabanın ya hortumlarında, ya termostatında, ya radyatör peteğinde, ya kalorifer peteğinde artık bir yerinde o su duruyor. Tamam mı? O su duruyor. Ne zamanki fanlarını açtı vesaire görevini yapmaya başladı. O eksilen dediğiniz su ortaya çıkıyor. Yani burada aslında şöyle bir olay var. Eğer araba gerçekten su eksiltiyorsa, tamam mı? Gerçekten su eksiltiyorsa arabada hiç su kalmaz. Bakınız 2 gün, 3 gün, 5 gün bilemediniz, bir hafta onu da bilemediniz. Bir ay içerisinde arabanın içerisindeki su biter, su kalmaz. Ama araba su eksiltmiyorsa ya hep belli bir seviyede bir çıkıyor bir iniyor. İşte bu araba içerisindeki suyun belli yerlerde gezdiğinin göstergesidir. Başka bir şey değil. Benim arabada su falan yere gitmiş, filan yere gitmiş. Ben nereden bileyim, kalorifer hortumunda mı kalmış, radyatör hortumunda mı kalmış? Nereden bileyim? Bilemem. Kimse bilemez. Suyun nerede olduğunu kimse bilemez. Ama arabanın içerisinde diyelim ki 6 litre su var. Yani antifriz olarak anlayın. Ben size su diyorsam siz antifriz olarak anlayın. Sadece suyu koyamazsınız arabaya. Araba donar. Arabada pas yapar. Kir yapar, leke yapar, korozyon yapar. Arabada antifriz var. Bakınız arabada antifriz var. Tamam mı? Arabadaki 6 litre antifriz var. O 6 litre antifriz kaba doğru işaretlediniz. Bir zaman sonra kayboldu. Diyelim ki 5 litre gibi gözüküyor. Diyelim ki 5,5 litre gibi gözüküyor. Orada belli bir işaret koydunuz, o litrenin altında. Ertesi gün bir baktınız o litrenin üstüne, yani yakınlarına gelmiş. Ya da kaputu kaldırdınız, fan açmış, araba çalışıyor. İşaret koyduğunuz yere gelmiş. Ya da işaretin üstünde. Bu olması gereken bir olaydır. Ama işaret koyduğunuz, diyelim ki bir çizgi çektiniz, tarih de attınız, onun altına gelmiş. Tamam mı? O tarihin altına gelmiş. Araba fan açmış, araba görevini yapıyor. Tamam mı? İçerideki suyu da soğutuyor. Bir bakıyorsunuz gene aşağı iniyor. Yani yukarı çıkmıyor. O zaman problem vardır. Tamam mı? Olay bundan ibaret. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Çok daha yakın zamanda, bakınız çok daha yakın zamanda bir arkadaş araba almaya gitti. Astra F kasaydı, tamam mı? Bu arabanın bir alt modeli. Arabanın içerisinde antifriz yoktu. Bakınız arabanın içerisinde antifriz yoktu. Biz araba sahibine dedik ki bak kardeşim biz bu arabayı alabiliriz. Fakat arabanın içerisinde antifriz yok. Biz antifriz koyduğumuz zaman %95 conta yakacak. Çünkü içerideki paslı olan kısımları attığı zaman plastiği kaldırdığı zaman araba conta yakacak.
Adamın dediği bize şu. Ben bu arabaya kaç senedir biniyorum. Hep su koydum. Antifriz koymadım. Bir şey olmadı. Olursa sizin hatanızdan dolayı olur diyor. Yani böyle kullanıcılar yüzünden, tamam mı? Ya da ustama dedim bu arabaya antifriz koymana gerek yok demiş. Hiçbir usta böyle demez, tamam mı? Dediyse de o yanlış anlamıştır. Başka bir şey demiştir. Ya da gerçekten böyle dediyse de Allah da onu ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum. Ha, olay şu. Ben size hala anlatmaya çalışıyorum. Belki şu an 20 dakika oldu, 25 dakika oldu. Ama sizlere canlı canlı örnek gösteriyorum. Video atıyorum. İzleyin kardeşim. Kaybetmezsiniz. 20 dakika izlersiniz. Ama cebinizden 20 bin lira çıkmasından daha evladır. 20 dakika izlersiniz, kurtulursunuz. Ama 20 dakika 15 dakikalık bir videoyu izlemeyip de cebinizden 30-40 bin lira çıktığı zaman, 20 bin lira çıktığı zaman rahatlarsınız. O zaman anlarsınız antifriz meselesi nedir, motor bloğu nedir veya 92 derecede ne zaman açar ne zaman açmaz. O zaman anlarsın. İşte ben elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla kıymetli Müslümanlar, kıymetli arkadaşlarım, gayrimüslim de olsa gariban insanların, tamam mı, böyle eziyet çekmesini istemiyorum. Şu arabaya bakıp da şunu alacağıma kafam kırılaydı demesin. Şununla şu arabayı alacağımı veya bu arabayı alacağımı öleydim demesin. Ha, bu araba için de geçerli değil. Arabada antifriz yoksa, eğer araba alacaksanız o arabadan uzak durun. Eğer arabanızda antifriz varsa da arabanın antifrizini her gün kontrol edin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Kaputu kaldıracaksın. İçeri bakacaksın. Su var mı yok mu? Bitti. Baktın ki eksiltmiş. Yani eksik. Araba fan açtı bir zaman. Diyelim ki araba fan açtı. Hemen bir istasyona gir. Benzin istasyonu vesaire. Ya da durduğun anda, müsait bir alanda ya da arabayı park edeceksin. Arabanın fan açtığına dikkat et. Hemen gene kaputu açık kaldır. Bak bakalım su çoğalıyor mu? Yani eksiltti dediğin yerin üstüne çıktı mı çıkmadı mı? O zaman anlarsın. Güzel abim, güzel kardeşim. Diğer türlü anlamazsın. Biliyorum çok fazla konuştum gene. Çok fazla bir şey anlattım. Kimi anladı, kimi anlamadı. Kimi dalga geçiyor, kimi gülüyor, kimi Allah razı olsun diyor. Hatta bazı arkadaşlarımız var, evine davet ediyor. Hepsinden Allah razı olsun. Gel başımızın gözümüz üstünde yarın var diyen birçok arkadaş var. Senin sayende, videoların sayesinde birçok masraftan kurtulduk diyen. İşte diğer arkadaşlarımızın da, kardeşlerimizin de aynı şekilde bu tür masraflarıyla karşılaşmaması için uğraşıyorum. Yoksa benim bir kuruş çıkarım, bir kuruş karım yok bu işten. Yani benim demek istediklerim bunlar. İnşallah izlemişsinizdir. İnşallah anlamışsınızdır. Ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. İnşallah sizler de bu videolara bakarak arabanızdaki hataları düzeltebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Hayırlı günler dilerim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Bu konuyla alakalı artık söyleyecek bir şey kalmadı. Yani gene söyleyecek bir şey vardır ama ne diyeyim yani. Allah cümleten ıslah etsin. Kazası belası sürüşler dilerim. Kendinize çok çok iyi bakınız. Arabayı antifrizsiz kullanmayınız.